açıklaması daha var bakanın. Birazdan bahsederiz ekonomiden. Dün gece geç saatlerde Cumhuriyet Halk Partililere bir mesaj iletildi. Yarın sabah erkenden CHP grubu toplanacak, çok özel bir gündemle diye. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah topladığı partililerle birlikte hadi gidiyoruz dedi Adalet Bakanlığı'na. Bir ikinci adalet yürüyüşü başlatıldı adeta. Adalet Bakanlığı'nın kapısına gittiler sabahın erken saatlerinde ve sorulması gereken soruları sordular. 2 yıldır 6 yaşındaki çocuğun istismar edildiğini bildiğiniz halde bu olayın kapatılması için kimler baskı kurdu diye soruları yöneltti CHP lideri. Konuyu gündemden düşürmeyeceklerinin sinyalini verdi. O haberle başlayalım. Değerli arkadaşlarım, emin olun, emin olun, bu haksızlığa dayanamıyorum. Hepimizin evlatları var. Mesajlarını Adalet Bakanlığı önünden verdi. 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı karşısında adım atılmamasına tepkiliydi. Gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Biz devletin görev yapmasını istiyoruz. Devletin nefes almasını istiyoruz. Devletin haksızlığa karşı tahammül etmemesini, gizlememesini, haksızlığın üzerine gitmesini istiyoruz. Adalet istiyoruz bu ülkede. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grubunu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının konusuyla ilgili hiç kimseye bilgi verilmedi. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla basına kapalı görüştü. Böyle bir haksızlığı, böyle bir adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını asla istemem. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede. Günlerdir bekliyorum. Acaba bir ses verecek mi diye siyasal iktidar? Bir ses verecek mi? Sadece 7 dakika sürdü o toplantı. Kılıçdaroğlu beraberinde grup başkan vekilleri ve milletvekilleriyle Adalet Bakanlığı'na yürümeye başladı. Kaldırın. Kılıçdaroğlu bakanlığın önünde kameraların karşısına geçti. Yanında partisinin kadın milletvekilleri de vardı. Çok öfkeliyim diyerek başladı söze. Böyle bir haksızlığı, böyle bir adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını asla istemem. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede. Günlerdir bekliyorum. Acaba bir ses verecek mi diye siyasal iktidar? Bir ses verecek mi? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık meclis kürsüsünde istismar olayının 2 yıl önce Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiğini, istismar mağduru çocuğun ilk kabul birimine Aralık 2020'de alındığını söylemişti. Kılıçdaroğlu iktidar ve yargının 2 yıl boyunca istismar karşısında adım atmamasını eleştirdi. 2 yıldır, 2 gün değil, 2 ay değil, 2 yıldır bu meseleyi biliyoruz diyor. 2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Ne yaptınız siz? Ya yüzünüze gözünüze dursun ya. Sistematik bir tecavüz var. Ve siz 2 yıldır bunu biliyorsunuz ve gıkırız bile çıkmıyor. İstismar karşısında sessiz kalan Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına da sert tepki gösterdi Kılıçdaroğlu. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Bir de fotoğrafım var. Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar. Polislerimiz bu olayları bilmiyorlar mı? Kim onların önüne engel olarak çıkıyor? Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyorlar? Güçlerini kimden alıyorlar? 2 yıldır kimin arkasına saklandınız? 2 yıldır kimlerle fotoğraf çektirdiniz? 2 yıldır fotoğraf çektirdikleriniz mi size aman bu olayı kapatın diye baskı kuruyorlar? Kılıçdaroğlu cinsel istismar mağduru çocuğa da yanındayız diye seslendi. Gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Buraya bu evladımızın, bu kızımızın sesi olmak için geldi. Adalet istiyor bu kız. Bu bizim evladımız, bizim kızımız. Buradan bu evladımıza, bu kızımıza seslenmek isterim. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor. Değerli arkadaşlarım, emin olun, emin olun, bu haksızlığa dayanamıyorum. Hepimizin evlatları var.
Öte yandan CHP liderinin 7 dakika süren kapalı grup toplantısında kurmaylarına 6 yaşında bir çocuk yıllarca istismara maruz kalmış. Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı biliyordu ama sustu. Tek bir tutuklama yok. Bu ağır cezalık bir suç dediği ve partililerin bakanlık önüne yürüyüş konusunda burada bilgilendirildiği öğrenildi. Çok önemli kamuoyunun tepkisi, muhalefetin konuyu gündemde tutması çok önemli. Bir sonuç alabilmek adına diğer çocukların başına aynı şey gelmesin diye bu çok önemli. Bir kez daha dosyayı kapatmak niyetinde olanlar bu dosyanın kolay kolay kapanmayacağını anlamışlardır herhalde. İsmail Ağa Cemaat de bugün iki kamerayla kaydettikleri bir basın açıklaması yaptı. Böyle bir iddia ile ilişkilendirilmemiz art niyetli diyorlar. Özetle ailenin yanında durmayacaklarını, duramayacaklarını belirtiyorlar. Satır aralarında. Adalet Bakanı da bir açıklama yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Randevu isteseniz verirdik Sayın Kılıçdaroğlu dedi. Bir de yargıya güvenmemizi istedi. İşte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın o açıklaması. Biliyorsunuz HKG'nin cesur adımıyla yeniden başlayan süreçle ilgili dava Mayıs ayında görülecek. Duruşma günü olarak Mayıs'ın sonu verildi. Aylar var daha duruşmaya ve söz konusu kişiler bu istismarı yapan, göz yuman, ön ayak olan kişiler tutuksuz. Ama Bekir Bozdağ diyor ki Adalet Bakanı yargılama süreci kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat ortaya çıkacaktır. Sabır bekliyor kamuoyundan. Mayıs ayına bir bakalım yargı sürecine diyor özetle Adalet Bakanı. Çok güçlü bir şekilde sesini çıkarttı muhalefet bu kez. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP, Türkiye İşçi Partisi, Sera Kadıgil'in meclisteki 2 dakikalık konuşması hafta sonuna damgasını vurdu. Sorulması gereken soruları soruyorlar. Buna kim göz yummaktadır diyorlar. Çocukları koruyamıyorsak yere batsın böyle siyaset diyorlar haklı olarak. Mecliste bütçe görüşmelerinde konu yine gündemdeydi. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, hakim olsam gördüğüm bilgilerle tutuklarım ama ne yapayım ben hakim değilim ki yanıtını verebildi. Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. 6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar skandalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemindeydi. Muhalefet milletvekilleri peş peşe iktidara eleştiriler yöneltti. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Adalet Bakanlığı'na yürüdük. Bu ülkenin çocukları için, kadınları, gençleri, insanları için, hepimiz için adalet istiyoruz. Eğer çocuklarımıza bu saldırıları yapanların peşine düşmeyeceksek, toplumu korumayacaksak siyaset niye var? Yere batsın böyle siyaset. Yani AK Parti'nin hukuk sistemi nasıl yerle bir ettiğini, hukuku nasıl çalışılmaz hale getirdiğini burada çok net bir şekilde görüyoruz. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın eleştirilere verdiği yanıtsa dikkat çekiciydi. Ben hakim olsam tutuklarım ama değilim diye konuştu. Arkadaş, ben diyorum ki ben hakim olsam şu an gördüğüm bilgilerle tutuklarım. Fakat hakim değilim bir. Dosyayı tümüyle hakim değiliz iki. Basındaki kadar biliyoruz. Konuşulan kadar biliyoruz. Sonrasında bütçe gündemine geçildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 bütçe görüşmeleri vardı gündemde. Muhalefet enflasyonu sordu, ülkeye zarar veriyorsunuz eleştirisi yöneltildi. Bu politikalar ülkeye çok çok zarar veren, sıkıntı veren politikalar. Yarın bunlardan dönüş kolay kolay olamayacak. Çok daha büyük sıkıntılara düçar olacağız maalesef, öyle görünüyor. Fakire fukaraya yardımcı olmak bereketi arttırır yanıtını veriyor Hazine ve Maliye Bakanı da. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak diye sorulunca bütçe görüşmeleri devam ediyor mecliste. Elbette çocuk istismarı konusuna döneceğiz ama biraz ekonomi konuşalım müsaadenizle. Sarayda da dediğim gibi Hazine ve Maliye Bakanı'nın da aralarında yer aldığı bakanlar toplantı halinde. Hepimizi ilgilendiren ne karar alınacak o toplantıda göreceğiz önümüzdeki dakikalarda. Sanki asgari ücretliye, memura, emekliye, işçiye zam yapınca ceplerinden veriyorlar parayı. Bir de bu ülkede asgari ücretlinin, memurun, emeklinin fakir fukara haline getirildiğini de itiraf etmiş oluyor Hazine ve Maliye Bakanı. Yüzümüze bakarak, gözümüzün içine bakarak söylüyor bunu üstelik. Türkiye'yi 20 yılı aşkın süredir yönetenler bugün ekonomiyle ilgili fakir fukaraya yardım etmek bereketi arttırır açıklaması yapıyorlar. Hal böyleyken aileleriyle birlikte rahat içinde yaşayan, birçok yerden maaş alan, bir eli yağda bir eli balda olanlar var. Biliyorsunuz
Teknoloji Bakanı Varank'ın ailesiyle ilgili iddialar ayyuka çıkmıştı. Bugün bütçe görüşmelerinde Varank iddialarla ilgili konuştu. Haram yemedim, aileme de yedirmedim yanıtını verdi. Bütçe görüşmelerinde CHP milletvekilleri ses getiren bir protestoya daha imza attı. Siz bakarsınız Sayın Varank. Bakınız, kuzeniniz Fatma Varank, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı. Kuzeniniz Fatma Varank'ın kardeşi Sedat Varank da bir iş adamı. Öyle mi Sayın Varank?